Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Samsung Galaxy J5 Google Akım Kit nasıl çıktığını size onu göstereceğim. Arkadaşlar bu J5 için geçerli değil. J2, J1, J3, J4, J5, J serisinin tüm modellerinde aynıdır. Bilginiz olsun. İlk öncelikle Wi-Fi bağlamına bağlı olmanız lazım. Evet, cihazımızın ekranı değişti ve müşteri şifresini bilmediği için cihazı sıfırladık. Ama Akım şifresi var. Akım şifresini de bilmiyor. Evet, hesabımızın doğrudan iniyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şimdi yapmanız gereken pin kodlu bir sim kartı cihazınıza takın. Ortaya 3 kere tıklayarak tak ekranına koyuyorsunuz cihazı. Ondan sonra ortadan bir L harfi çizerek, evet gördüğünüz gibi şu an tak lek ayarları diyor. Tak lek bir ayarları dedikten daha sonra şöyle aşağı iniyorsunuz. Evet, şuradan ilme şartları diyor. Tak lekten çıkmak için 3 kere daha ortaya basarak tak lek devre dışı diyor gördüğünüz gibi. Burada hizmet şartları diyorsunuz. Veya gizlilik politikası. Ne diyor? İşiniz gönül gelince reddedildi diyor. Geliştirici ayarı diyelim. Bu da olmadı. Gördüğünüz gibi burada kabul etmiyor. Bunun için dediğim gibi cihazınızda pin kod olması gerekiyor. Pin kod olduğu sürece işlemimiz olacaktır inşallah. Yine başlat diyorum. Cihazın bir açılsın. Evet, şu an cihazım açıldı gördüğünüz gibi. SIM kart kilidini yapıp girilmiyor. Bunun için arkadaşlar ilk önce yapmanız gereken acil arama diyorsunuz. Acil aramada hemen bir arama yapıyorum. Acil arama yaptığınız zaman şurada internet diyor. Gördüğünüz gibi internete tıklayarak pin koduna giriyorsunuz. Evet, görünüm şu an internete girdim. Burada yapmanız gereken hemen quick short marker diyorsunuz. Bunu indirmek için hemen androidindir.com'a giriyorsunuz. Evet, şu an burada. İndiriyorum. Evet, şu an indirme başlatıyor gördüğünüz gibi. Sekmemlerden veya yer ilmelerinden geçmişten indirme geçmişinden giriyorsunuz. Buradan görebiliyorsunuz. Evet. Tıkladıktan sonra bilinmeyen kaynaklardan ikileştirme yapıyorsunuz ve cihazlarınızı yüklüyorum. Burada yapacağınız şey bakacağız cihazın hangi sürümü, sürüm 6 ise ona göre indireceğiz veya 5 ise ona göre indireceğiz. Burada yapmanız gereken ayarlar kısmına gelerek en aşağıda cihaz hakkında yazılım bilgisi almak. Evet, 6.1'miş gördüğünüz gibi. Şimdi buraya çok dikkatli izleyin. Buradan hemen tekrar Google'a giriyorum ve burada Google Account Account
6.1 APK. Evet, gördüğünüz gibi. Buradan şu yeşil olanı indiriyorum. Google Cloud Manager indiriliyor. Evet, indirme başlattı gördüğünüz gibi. Yer yeminine tekrar girerek indirme geçmişini görüyorum buradan. Daha yüklemedi. Evet, şu an yüklendi. Ayarlardan tekrar bilinmeyen kaynaklara girerek şöyle açmış bulunmaktayım. Ne diyor? Şu an uygulama yüklendi diyor. Bitti diyorum. Tekrar QuickShort Marker'a girerek buradan bilinmeyen kaynakları açıyorum. Yükle diyorum. Aç diyorum. Ana sayfada, ilk ana sayfa girişinde buraya Google yazıyorsunuz. Evet, Google hesap yöneticisi diyorsunuz. Şurada kapatıyor girmesi gerekiyor diyor, gördünüz mü? Evet, şunun altındaki e-posta adresini ve şifreyi yazın diyor. Try diyorsunuz. Evet, burada şifreye tekrar girin diyor. Burada hiçbir şey yapmayarak arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi 3 nokta var. Şöyle göstereyim. Şuraya bakarak tarayıcına oturma aç diyorsunuz. Tamam diyorum. Evet, bunun için bildiğiniz bir e-posta adresi ve şifrenizi girmeniz gerekiyor. Hemen ama Gmail olacak, bilginiz olsun. Hotmail veya iCloud'dur. Ondan sonra MSN'dir falan, bunlar olmaz. Ben hemen hesabıma giriyorum. Evet, şu an hesabıma girdim. Buradan şifremi yazmam gerekiyor. Şuraya arkadaşlar. Evet, oturum açıyorum. Şey, şu an oturum açılıyor diyor. Evet, buraya kadar tamamdır arkadaşlar. Tek yapmanız gereken tekrar cihazı yeniden başlatıp açmak. Evet, cihazım yeniden başlasın ve çalışsın. Evet, şu an açıldı. Pin koduma giriyorum şimdi. Şöyle bir açtırıyorum. Hoş geldiniz. Devam ediyorum. Wi-Fi'ye bağlı olmanız gerekiyor, bilginiz olsun. Kabul ediyorum. Sonraki. Takıldığınız bir konuda yer olursa lütfen çekinmeden yorum kısmına yazabilirsiniz. Bilginiz olsun, 7/24 cevap veririm. Problem yok. Evet, şu an hesap eklendi gördüğünüz gibi. İleri diyorum. Biraz internet kaynaklı. Eğer internetiniz daha hızlı olursa böyle şey yapabilirsiniz. Daha hızlı işleminizi bitirebilirsiniz. Malum benim evde olduğum için şu an internetim yok. Altyapı sorunumuz yaşıyoruz. Şu an kendi cihazımdan bağlanıyorum. Bir de hata da çekmiyor zaten.
Evet, şu an Apple eklendi. Eğer eski yazılım gibi bir şey varsa tekrar yükleyebilirsiniz. Diyor ki işte hangi cihaz? Şu cihazların birindeki uygulamadan birinizi yükleyebilirsiniz diyor. Gerekli yapmak istemiyorum. Telefon müşterinin olduğu için. Evet. Tekrar akıl ulaştırabilirsiniz. Böylelikle arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.